Merhabalar, iyi pazarlar. Munster TV'ye hoş geldiniz. Her pazar olduğu gibi Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le bir Gerçek Ekonomi programıyla daha karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz, iyi pazarlar. Çok teşekkürler Turan Bey. Ben de size iyi pazarlar diliyorum. Ee, geçen hafta sizin e, memlekete gelmiştim. Londra'daydım. <laughs> hoş geldiniz. Ee, fakat ben Londra'ya gidince, gelince siz de Londra'dan başka yerlere kaçtınız gibi gözüküyor. Nitekim <laughs> program da yapmadınız. Seçimden sonra hepimiz nakavt mı olduk? Neler oluyor? Hocam aslında nakavt olmak mı dersiniz? Farklı türlü mü e, tabir edelim bilmiyorum ama seyircilerimiz de takdir edecekler ki genel anlamda Türkiye'deki insanlarda ki özellikle muhalefet kesiminde büyük bir yılgınlık var hocam. Her şeyden yılmış durumdalar. Bu iktidardan zaten yılmıştı insanlar. Biz programlarımızda dertleşiyor gibi zaten programlar yapıyorduk. Ama bu kez hocam muhalefetten de yıldılar. Muhalefetin çaresizliğinden, hiçbir şey yapamıyor olmasından da yıldılar. Bu gündemsizlik halinde bir de bayram girdi. Onun da bir atmosfer değişikliği, hava değişikliği derken Gerçekten şu anda hani Türkiye ile ilgili ne konuşalım diye baktığınızda şöyle flash bir konu öne çıkmıyor. Ağırlaşan, her gün ağırlaşan ekonomik kriz koşullarını elbette biz konuşuyoruz. Açıkçası bizim kadar konuşan da bizim kadar detaylı anlatan da bir program ben görmüyorum hocam. Bugünkü programda da isterseniz böyle günlük sıcak gelişmelerden veya... Ee, Kısır tartışmalardan içinden çıkılmaz polemiklerden ziyade yine çok daha ders nitelikli uzun vadeli Türkiye'ye bir e, çıkış haritası gösteren bir program yapalım böyle ortaya koyalım hocam. Gerçekten bilgilenmek isteyenler yine bizim programımızı seyretsinler diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz hocam? E çok doğru. Birilerinin mücadeleyi bırakmaması lazım. Bir de başlı başına yani bu vazgeçiş, vazgeçilmişlik ortamında programlarımızı yine de yüz binlerce insan takdir evet, edip, evet. lütfedip, takip edip, ağır olmalarına rağmen, uzun olmalarına rağmen, birazcık teknik olmalarına rağmen. Bu insanlar burada bir fayda mülahaza ederek takip ettiklerine göre biz de bu saygıyı e, e, görelim, e, bu e, farkındalığı görelim ve mücadelemizi birlikte sürdürelim. Açıkçası e, fırsat buldukça işte geçen hafta olduğu gibi Londra, başka zamanlarda başka yerlere gidiyorum. Mesela bu Londra'da 3-4 e, e, gün kadar kaldım. Çok sayıda takipçim ağırladı beni, buluştuk, yemek yedik, sohbet ettik. Bu bile başlı başına e, takipçilerimizle kurduğumuz e, müthiş e, diyalogu gösteriyor. E, ben e, mesela diyelim ki maddi durum olarak veyahut da merak olarak gidip de Paris'te Şanzelize Caddesi'nin kenarındaki bir restoranda bayağı bir para verip yemek yemek aklım orucundan geçmez. Yani köylü çocuğuyuz. Öyle şeyleri düşünmeyiz. Ya Şanzelize'de 20 defa aşağı yukarı yürürüz, gezeriz, girip bir şey almadan çıkarız ama bu kadar. Başkası olmaz. Ama geçen gittiğimde bir arkadaşım sağ olsun Ta 150 kilometre mesafeden geldi. Hocam misafirimsin. Burada seninle bir yemek istiyorum. Çok arzu ediyorum bunu. Kırmayın demişti mesela. Çok çok ben, güzel o hocam. Bile çok çok güzel. şık eşiyle birlikte gelmiş. Çok hoş bir ambiyans. Dolayısıyla insanlar bu programı aslında takdir ediyor Türkiye'den zor şartlarda takip ediyorlar. Biz de programımızda hiç olmasın gündemden kopsak bile konuşulmasına gerekli kılan önemli olan insanımızın entelektüel birikimine katkıda bulunacak olan. Dinleyen olursa ülkemizin geleceği için de katkıda bulunabilecek güzel konular var. Aslında bazen böyle şeyler güzel de malum hep şikayet ediyorduk sürekli gündemin peşinden koşuyorduk nefes evet, nefese evet. böyle fındık kabuğu doldurmayacak şeylerin peşinde çünkü gündem o İnsanlar onlarla yatıyor onlarla kalkıyor. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan son zafer düzlüğüne girdi para arıyor. E, acayip e, yağmurdan önce e, fırtınadan önce bir sessizlik var. E, muhalefet tam bir teslimiyet havası içerisinde. Tabir caizse merakla baklıyoruz. Erdoğan ülkemize ne yapacak? Fakat ülkemize ne yapacağını anlamamız için önce para bulması lazım. Şu anki bütün sessizliğinin sakin gözükmesinin nedeni bu Turan Bey. Ülkemizin evet. önemli bir varlıklarını şu an satmak üzere kurumları çalıştırıyor. Bunları Müşterilere anlatıyor, bilançolarını gösteriyor. Boşaltmış kasalarını doldurmak için bunların sattığı ürünlere, kamu ürünlerine zam üstüne zam yapıyor. Ee, sürekli dövizi artırıyor ki bu de, milli varlıklarımızın fiyatı sudan ucuz hale gelsin ve yabancılar kolay satın alsın diye. Dolayısıyla şu anki sessizliğin arkasında bu var. Para lazım, para bulması lazım. Erdoğan para bulduktan sonra, siyaseten zihnindeki hedefler doğrultusunda dolu dizgin yola devam edecek. Ve çok üzgünüm önünde durabilecek kimseler kalmadı. Maalesef İyi Partisi'nden CHP'sine kadar yenilgiden yenilgiye sürüklenen siyasetçiler, bakın Yunanistan'da e, e, sol muha, ana muhalefetin lideri yenilince sadece e, partisinden istifa etmedi. Siyaseti de bıraktı. Her şeyi de bıraktı. Kenara geçti. Maalesef e, Kemal Kılıçdaroğlu Adeta tek parti özlemi içerisinde kendi koltuğundan vazgeçmiyor. Ülkeye bir heyecan dalgası gelemiyor. Yanında kendi kurduğu ekibi onun lobiciliğini yapıyor piyasada ama gerçekle halk heyecan duymuyor. CHP'nin bir gençlik hareketi yok. Sandığa sahip çıkacak, gündeme sahip çıkacak özgürlükler yürüyüşü yapacak, sivil inisiyatif halinde anayasaldan gelen haklarını kullanarak direnebilecek bir taban filan da bırakmadı. Deprem oldu, ufak bir gösteri bile örgütleyemedi CHP'nin tabanı. Niye? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu fasifize etti. Hal böyle olunca biz biraz daha uzun soluklu, sakin konularla yolumuza devam edelim doğrusu. Güzel söylediniz hocam sadece bugünü değil biz ötesini konuşmaya devam edelim. Tarihe not düşme görevimizi de yine sürdürmüş olalım. Hocam Mehmet Şimşek yönetiminde haliyle ekonomi bu felaket seyahatine de bir anlamda devam ediyor diyebiliriz sanırım. E, kur kontrolsüz artıyor. Asgari ücret artık iş insanlarının diline dolanmış durumda. E, petrolde seçimden beri artış yüzde otuzları aşmış durumda ve yine artış devam ediyor gidişat nereye diye bir sorayım hocam sonra daha da açacağız tabii konuları evet ya e, Turan Bey tabii ki Mehmet Şimşek e, geldiğinde ilk göreve başladığı yaptığı ilk açıklamada demişti ki e, bu hani nas mas konusuna girmeden artık insanlığın anladığı rasyonel zemine dönmekten yani çağın aklına Mantığına, diline, ekonomi yönetme mekanizmalarına, teknik bilgisine dönmeden bu işin altından kalkamayız. Çöktük zaten. Hı hı. Tabiri caizse demişti ki çöktüğümüz için ben buradayım. Çökmeseydi ben değil Nurettin olmaya devam ederdi. Yani çağın bilgisinin dışında ortaçağ kafasıyla, ortaçağ cehaletiyle konuşanlar gidip beni çağırdıklarına göre benim bilgim çağın bilgisidir. Benim kafam çağın kafasıdır. Benim anladığım çağın anladığı dildir. Dolayısıyla bu dile dönmenin gereklerini yapacağız. Neydi bu dile dönmeni gerekçeleri? Ekonominin, modern ekonominin otonom kurumlarına otonomisini vereceğiz. Nedir o? Merkez Bankası emir komutayla para basmayacak. Emir komutayla faiz indirip çıkartmayacak. Bilgiye dayalı, verilere dayalı, gelişmelere dayalı olarak gereğini yapacak. Bilimin dediklerini yapacak. Rekabet kurumu bağımsızlaşacak, rekabet ortamını yönetecek. Ne bileyim Sayıştay Anayasa'nın kendine verdiği işi yapacak. Yapılan işlerin doğru mu yanlış mı olduğunu ortaya koyarak o hukukçuları devreye sokacak ve bunu açıklayacak. Türkiye İstatistik Kurumu politbüro istatistiği yayınlamayı bırakacak. Doğru modelle, doğru kişilerle sahada gerçek verileri ölçecek ve halkla paylaşacak. Bunları bekliyoruz. Kısaca ekonominin bağımsız kurumları BDDK, hakeza böyle, TMSF, e hakeza böyle, böyle olacak. İşte ne bileyim rekabet kanunları uygulanacak, adrese teslim, ihale verilmeyecek. Adil fiyat oluşacak, adil rekabet oluşacak. Bunları bekliyorduk. Şimdi Mehmet Şimşek geldiğinden beri bunlardan hangisi oldu diye bakıyoruz. Kısaca hiçbiri olmadı. E, aylar geçti bu arada. Hani bir aydan fazla zaman geçti. İmaj kayboldu. Faiz artırımında e, hiç kimseyi tatmin etmeyen bir faiz artırımı oldu ama dövizdeki artış e, dolu dizgin dediğiniz gibi devam ediyor. Hı uh hı. -huh. Döviz artınca zincirleme her şeyin fiyatı artıyor. Petrol, enerji fiyatları başta olmak üzere. Dolayısıyla A'dan Z'ye her şeyin... Şimdi bu bir çelişki tabii. Ve çıkmaz sokak. Bunu iyi konuşmuştuk burada. Yani enflasyonu durdurmak e, için gerekli politikalar başka. E, e, diğer ekonominin gerekleri için gerekli politikalar başka. Şimdi e, ihracatçı diyor ki Türk lirası çok değerli hala biz çok değerini kaybetmiş en az 30 TL'ye çıkmış bir dolar istiyoruz. Böyle olursa diyor çok enteresan. Böyle olursa ancak biz diyor Hindistan'la yarışabiliriz. Kamboçya'yla yarışabiliriz. Enteresan, çok hüzün verici. Daha geçen sene Adana Sanayi Odası Başkanı onu burada konu etmiştik. Demişti ki Vallahi bize geldi Avrupalı ithalatçılar dediler ki biz Türkiye'de mal alamayız. Bu şartlarda gideceğiz Kuzey Afrika ülkelerine Fas'a, Tunus'a, Cezayir'e gideceğiz. Onlardan alacağız çünkü Türkiye daha pahalı hale geldi. Bugün giyim sanayici derneği başkanı çıkıyor diyor ki bizim asgari ücret maliyetimiz asgari ücretlerin eline geçen ve bizim SSK primi olarak vergi olarak ödediklerimizi alınca bize bir asgari ücretinin maliyeti 800 dolara geliyor diyor. Biz bu koşullarda altını çizerek ve yavaş söylüyorum. Biz diyor bu koşullarda Kamboçya gibi ülkelere yarışamayız. Turan Bey şu Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'a rey verenler yazıklar olsun. 22 senelik bir hikayenin sonunda hiç kimsenin aklına gelmeyecek Kuzey Afrika ülkeleriyle Asya'nın en fakir, fukara, gettolarda, gece kondularda yaşayan Kamboçyalarla, Vietnamlarla, kişi başı gelirin 2000 e, avrolarda, e, dolarlarda gezdiği Hindistan'la mukayese edilen bir ülke haline geldik ve Türkiye'nin sanayicisi diyor ki biz Türkiye'de Kamboçya fiyatlar istiyoruz sizden. Asgari ücret Kamboçya olmalıdır diyor. Elektrik fiyatları Kamboçya olmalıdır diyor. Türk lirası Kamboçya şartlarını yansıtmalıdır diyor. Hal böyle olunca yönetilemez ve geleceği kapkaranlık, fukaralık, yoksulluk üzere devam eden bir ülke karşımıza çıkıyor. Maalesef Mehmet Şimşek'in ekonomi programını görmüyoruz yabancılar hı hı. için bir, bir numaralı şarttır ee, yabancılara önerilen e, girdi ve çıktı ilişkisi nedir görmüyoruz ekonomide hangi takvimde hangi ekonomik hedefler var bunu bilmiyoruz kurumlar düzelmedi kurallara uyum sağlanmadı e, Mehmet Şimşek tam da tahmin ettiğimiz gibi Erdoğan tarafından 15 yıl boyunca kullanılmış hiçbir şeye itiraz etmemiş onun emrinden çıkmamış Doğruyu söylemiş yanlışı yapmış bunu yavaşça bir daha söyleyeyim Turan Bey tam da Mehmet Şimşek bu konuşurken doğruları söyleyen çünkü batıda bilen eden oturmuş kalkmış bir insan ama yapmaya sıra geldiğinde o Mehmet Şimşek giden yerine yanlışları yapan bir insan yani Erdoğan ne derse onları yapan itiraz edemeyen bir kişilik diyelim dolayısıyla maalesef ekonomide önümüzü görmüyoruz. Ancak şu tür haberleri o yüzden görüyoruz. Erdoğan para buldu. Açıklayamıyoruz ama para buldu. Azerbaycan'da görüşüyor, Araplarla görüşüyor, adamlarını gizli gizli dünyaya gönderiyor, tefecilere gönderiyor ve para bulmaya çalışıyor. Tabii ki şunu söyleyelim, para bulmak belki mümkün olabilir ama para bulmak Zurnan'ın en, en son deliği aslında. Çünkü sistemi açık yaratıyor. Sistemi döviz kazandırmıyor. Sistemi enflasyon yaratıyor. Sistemi gelir dağılımını bozuyor. Sistemi işsizliği yok edemiyor, istihdam yaratamıyor. Dolayısıyla siz kazara şu anki vartayı da atlatmak üzere para bularak mevcut 500 milyar dolarlık borcu gidip de diyelim ki 750 milyar dolara çıkardığınızda ülkenin kaderinde ne değişecek? gelecek neslin üzerine daha da fazla yük koymuş olacaksınız. Dolayısıyla yapılması gereken mimariyle ilgili atılması gereken adımlarla ilgili stratejileri, politikaları, kurumları, ekipleri, kadroları, yaklaşımları maalesef hiç görmüyoruz. Dolayısıyla geçmişten farklı bir patikaya girmedik. Sadece zaman kazanmaya oynayan yerel seçimlere kadar da bu şekilde devam edeceğini tahmin ettiğim bir süreci birlikte yaşayacağız gözüküyor. Hocam bir önemli başlık daha var. Mehmet Şimşekli Türkiye kara para listesinde kaldı. Haliyle şunu sormak gerekiyor. Kaynak ve yabancı sermaye neye gelecek? Evet birinci sorunuzla çok alakalı doğrudur. Yabancı diyor ki Türklerden farklı olarak biz kontrat kültürü biliriz. Yani biz neyin karşılığında ne için geleceğiz? Hani Amerikan Bankası örneğin açıkladı. Dedi ki bizim gelmemiz için mevcut verilere göre, mevcut veriler nedir? Devlet yüzde kırk enflasyon açıklamış. Bir de e, Türkiye'nin e, varlıklarının değerine bakıyoruz. Bize diyorsunuz ki gelin alın bunları. Biz de size söylüyoruz. Bizim sizin ülkenize gelmemiz için birçok şart var ama şunlar çok önemlidir. Bir, biz en az yüzde 40 faiz görmemiz lazım çünkü enflasyonunuz öyle. İki, bir de Türk lirasının bayağı değerini yok etmeniz lazım ki varlıklarınız çok ucuzlasın bizim için. Biz de gelelim bedavaya kapatalım. Şu an bunun birinci ayağını uyguluyor Recep Tayyip Erdoğan çaktırmadan. Faizi artırtmazken önce o ayağını yapıyor. Diyor ki şöyle bir Arapların ağzının suyu akıyor. Varlıklarımızı alacaklar ama adamlar diyorlar ki düşürün bakayım bunların fiyatını şöyle bir e, ikinci el piyasa ülke haline bir gelin bakalım bir bit bir pazarına indirin bakalım varlıklarınızı biz o zaman Türk Hava Yollarını alırız kamu bankalarınızı satın alırız varlık fonundaki milli varlıklarınızı satın alırız ama bizim için baya bir ucuzlatmanız lazım Erdoğan şimdi bu ayağını yönetiyor. Bu ayağını yönetirken de sanki faize hala karşıymış gibi de tarikatları dinciler üzerinden işte Mehmet Çimşek acayip faiz artıracaktı. Reis ona dur dedi. Ne ne hoş bir adam değil mi Turan Bey? Ne talihli bir adam. Faiz artırırken bile faize karşı bir kahraman rolünü oynayabilen bir adam helal olsun yani. Bu halkı bu hale 20 senede getirdi. Ne yapsan yiyen bir cehalet ve vicdan kaybı yaşayan bir halk şimdi ne yapsa helal olsun reise diyor. Merak ediyorum ne yaparsa helal olmasın reise dersiniz. Onu görmüyoruz. Mülkünü satıyor ülkenin helal olsun diyor. Faizi düşürüyor helal olsun diyor. Artırıyor helal olsun diyor. Enteresan bir ülke. Dolayısıyla şimdi böyle bir ortamda Türk lirası yeterince değer kaybedecek önümüzdeki günlerde devam ediyor bu süreç devamında faizi de artıracak ancak e, faizi artırırken de dövizin tekrar aşağıya gelmemesi için çalışacak bir de yabancılar Turan Bey Erdoğan'dan e, uluslararası bir garanti istiyorlar. Bu son derece önemli. Yani yarın ülkeyi nasıl yöneteceği belli olmadığı için korkuyorlar gelmekten. E, mallarına çökerler, varlıklarına çökerler diye. Bize garanti ver diyor. Garanti vermenin adı bellidir. IMF ile anlaşma yapacaksınız. Diyeceksin ki şu takvimde şu politikaları uygulamaya söz veriyorum. Uluslararası anlaşmalarla bunu bağlıyorum diyeceksin kendimi sanırım Amerika ile arasını düzeltebilse şimdi IMF'ye gidecek. İşte IMF'ye gider onu da tabanı anlatır. Önemli değil. Yani bunun tabanı her şeyi yiyor zaten. Diyecek ki niye gitmeyelim ki? E, MF'yi Türkiye kurmuştur. Türkiye kurucularındandır. IMF bize dedi ki size çok uzun vadeli adeta faizi olmayan kredi vereceğiz. Bak bu Erdoğan cümlesi her şeyi bir anda çözer. Dedi ki bize siz zaten bizim kurucularımızdansınız. Size adeta faizsiz olarak çok uzun vadeli... E ben tüccarım biliyorsunuz. Biliyorsunuz ben ekonomistim ben alırım o zaman. Halkımın <laughs> faydasına ülkemin lehin olacak bir parayı ben alırım tabii ki diyecek. Tabanı da diyecek ki bak gördünüz mü işte reis bu. İMF'ye de şartlarını kabul ettirdi aldı falan filan. Dolayısıyla e, öyle olunca Turan Bey maalesef e, belli ki ilk e, büyük e, iki tane büyük başarısızlık hikayesi hemen Mehmet Şimşek'in hanesine gelmeden yazıldı. Birisi kara para atlamayla mücadele eden e, OECD'ye bağlı bir kurum yani tam adı. Kara paranın aklanmasında uluslararası mali eylem görev grubu denen FATF diye kısaltılan bir kurum var. Türkiye'yi incelediği kararında geçen hafta Türkiye'nin gri listeden yani kara para aklayan, yani adını koyalım uyuşturucu parası aklayan, yani kaynağı belli olmayan valizlerle Türkiye'ye sokulan paraları dikkate alarak Türkiye maalesef bir kara para üssü olarak geçen hafta bu kurumun listesinde kaldı. Mehmet Şimşek Türkiye buradan derhal çıkmalıdır demişti. İlk mağlubiyet geldi. Hayır Türkiye oradan çıkamıyor kardeşim. Çünkü sen doğruları söylüyorsun ama doğruları yapamıyorsun. İkinci bir husus var. Ee, yani e, açıkçası şöyle söyleyeyim Turan Bey. Üç tane sahte gündemi var şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın dikkat etmemiz gereken. Bu sahte gündemlerden birisi sahte aftır. Sahte af yapacağız, af, yapacağız diye gece gündüz gündemi meşgul ediyorlar. Bu ahime karşı. Bu Avrupa Komisyonu Avrupa Avrupa Konseyi'ne karşı bir taktik. Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nden atacaklar. Rusya'nın konumuna düşecek Turan Bey. Ahim kararlarını uygulamayan bir Türkiye var. Hapishaneler tıka basa insan dolu. Anayasa Mahkemesi'nin de kararlarını uygulamıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'ye ağır bir ceza yaptırım gelecek. Bu ortamda da kimse Türkiye'ye para vermez diye Türkiye sanki Recep Tayyip Erdoğan sanki af yapacakmış gibi sanki e, kara parayla mücadele edecek gibi masakta bir takım işler yapıyormuş gibi e, e, kamuoyunu manipüle eden e, haberler yayıyorlar. Ve bir de işte bundan sonra ihale yapacağız. Adrese teslim insanlara teslim etmeyeceğiz. Adil rekabet olacak diye böyle üç alanda bir sahte gündemle zaman kazanmaya çalışıyor. Onu bize yedirebilir de. Kamuoyuna yedirebilir ama yabancılara yediremez. Çünkü yabancılar bunu takip ediyor, görüyorlar. Ve maalesef o yüzden de Türkiye'ye gelmedikleri gibi e, Türkiye'yi kara para aklama e, merkezi olan ülkelerden biri olma konumundan çıkartmadılar görüldüğü gibi. Hocam geçen hafta Türkiye'nin ve dünyanın demografik geleceğini konuşmuştuk ki gerçekten önemli bir konu. Yaşlanmanın ve doğum oranlarının düşmesinin nasıl bir e, felakete sürüklediğini, 8 milyara giden nüfusun kaynaklar üzerinde yaptığı baskıyı da elbette konuştuk. Genç nüfusun fakir ve baskıcı ülkelerde çalışacak yine e, nüfus açığının da zengin ve demokratik ülkelerde olması nedeniyle korkunç göç olgusunu da yine hocam konuştuk. Bütün bunları birleştirerek Türkiye'de büyük bir demografik tasfiyenin yaşandığının altını çizdiniz. Bu çok önemli bir vurguydu hocam. Kısaca Türksüz Türkiye yorumu elimizde kaldı. Geçen hafta başlattığınız bu analizi bu hafta biraz daha devam ettirelim mi hocam? Ee, şöyle, e, evet yani bu şu anlamda önemliydi Turan Bey, yani e, Türkiye ben bazıları bana bundan dolayı e, hani Türk yani diyelim ki Güneydoğu bölgesinde e, doğum oranları e, 4 ve üzerindeyken <laughs> Türkiye'nin genelinde 1.6'ya düşmüş, yani Türkiye'nin nüfusunun kendisini sürdürülebilir bir rakamın altına düştüğünü söyledik. Bu e, yani bu... Türkiye'de demografinin dengesinin değiştiğini ben bir bilimsel analiz yapıyorum. Bilimsel analiz birine dost birine düşmanlık için yapılmaz. Yani ben böyle dediğim için Kürt düşmanı değilim. Bu programı takip eden kimse herhalde benim gibi bir insana vay sen Kürtlere düşmanız" Hayır ben diyorum ki kendine Türk diyenler özellikle Trakya'da, Ege'de ve Karadeniz'de inanılmaz bir şekilde çocuk sayısı düşüyor. Kürtler arasında bu oran çok yüksek. Dolayısıyla Kürt-Türk dengesinde bir değişim olacak diyorum. Ben fotoğraf çekiyorum. Bir, iki, e, Türkiye'de genel olarak Türk, Kürtlerin doğum oranının yüksek olması dahi Türkiye'nin yaşlanma sorunu çözecek nitelikte olmadığı için Erdoğan bir karar vermiş. Diyor ki dışarıdan e, beş kişi, altı çocuk yapan Suriyeli, Afganı, Pakistanlıyı, Sudanlıyı getireceğim. Onlarla yapayım. bu sefer Türkiye'nin nüfus artışı sorununu Türkiye'nin güvenliğini tehdit altına alacak yöntemlerle çözmeye ve böylece sömürgeci bir sanayiye ucuz iş gücü sunmaya başladı ve şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Türkler gittikçe dengesiz bir şekilde geride kalırken e, yurt dışından yönetilmeyen o milyonlarca e, göçmen e, ülkenin dört bir tarafına yayılıyor ve bu yönetilemiyor. Bunlara eğitim de verilmesi mümkün değil. Bu arada rüşvetle torpilden dolayı iyi eğitilmiş e, gençlerimiz kendisine hak ettikleri işi de bulamadıkları için yurt dışına oluk oluk akmaya başladılar. Dolayısıyla gençlerimiz de e, Türkiye halkı nere gidiyor o zaman? Gittiğiniz zaman doktorların hepsi ne nasıl doktor olduğu, kapasitesinin olduğu belli olmayan yabancı doktorlar, diploması nedir, eğitimi nedir, tecrübesi nedir belli olmayan, konuşamadığın, <laughs> iletişim kuramadın. Böyle garip bir ülkeye gidiyor. Şimdi bunları derken kimse ucuz insan hakları kahramanı yapmasın. Bana kimse şunu demesin. Kendin gitmişsin, Avrupa'da yaşıyorsun. Türkiye'mize yabancı kardeşim ben yabancı düşmanı falan değilim. Türkiye'ye bakın Almanya 1950-60'lardan beri yabancı getirtiyor. Bugün Almanya'daki toplam yabancını bakın 1960-2023 yani yaklaşık 60 yılda Almanya'ya gelen yabancı sayısı 16-17 milyon. 60 yıla yayarak bunu yaptı. Bizim ülkemize sadece birkaç sene zarfında 10 milyon yönetilmemiş dağdan bayırdan tırın dorsenin Kepçeden çıkan insanlar ülkeye doldu. Dili yok, eğitimi yok, neydi belli değil, güvenlik e, kontrolü yok. Bu, bu bir göçmenlik göçmenlik hikayesi değildir. Bu hiçbir insan hakları bilmem neyin arkasına konularak savunulabilecek bir şey değil. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye müthiş bir operasyon yapıyor. Sonunun nerede biteceğini bilmediğimi ben size bir şey söyleyeyim. Yerel seçimler bitsin. Türkiye'yi 100 milyon nüfusu olan bir Endonezya yapma hayaliyle bu dışarıdan girişler dolu dizgin devam edecek ve altını çizerek söylüyorum. Yerel seçimler bitsin. Çünkü bu asgari ücretin maliyeti bize 800 dolar oldu. Biz bununla rekabet edip de Kamboçya'yı Allah rızası için ekmek bulamayan Kamboçya'yla yarışamayız cümlesini Türkiye'nin sanayicisi ağzından çıkardı. Batla yağızlarından çıkardılar. Bunlar Türkiye'yi medeni bir yere götürmek değil Kamboçya düzeyinde 100 milyonluk ülke haline getirip Avrupa'nın dibinde köleler topluluğuna döndürmek istiyorlar. Bu anlaşıldı. Yerel seçimlerden sonra oluk ol ama bunları anlatabilecek birileri kalmadı Türkiye'de. Bunları halkın önüne, gündemine sokabilecek bir irade, bir liderlik, bir ikna edici kapasite muhalefette kalmadı maalesef. Bunlar olup bitecek. Şimdi onun için bu önemliydi ama Aynı derecede önemli olan başka e, kalkınma ekonomisi açısından ve Türkiye'nin kaynaklarının tarumar edilmesi açısından konuşulması gereken elbette başka hususlar da var. Hocam faiz konusu da çok önemli. Ülkenin NAS adlı dini bir argüman altına gizlenmiş bir 300 milyar dolarlık servet transferi var diyebiliriz zannediyorum. Bitmiş bir haliyle Merkez Bankası rezervleri var yüzde yüzleri aşan bir enflasyon ve korkunç bozulan gelir dağılımı, patlayan fakirlik ve yoksulluk var. Yani özetleyecek olursak hocam korkunç bir hasar ortada şöyle kocaman duruyor. Temel bir soru hocam. Bu faiz nedir diyeyim. Turan Bey çok doğru. Çünkü enteresandır. Bunu bu kadar diyoruz, 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 diyoruz. Hala insanlar diyor ki İslam'ın temel hükmü faiz değil midir? Siz niye bu faiz konusuna böyle direniyorsunuz? Müslüman bir ülke filan. Bunu hakikaten herkesin anlatması lazım. Önce öğrenmesi lazım. Sonra da herkesin anlatması lazım. Çünkü halkımız akrep gibi kendini bu zehirle sokuyor. İki asırdır, iki yüz senedir medeniyetimiz faiz konusunu çözemediği için iktisadi kalkınma konusunda e, tepe taklak gidiyor ve bu sorunu aşamıyor. E, bunu elbette ki konuşmamız lazım. Turan Bey çok enteresandır. Biz bu programda demiştik ki mesela bana siz sorsanız ki hocam sadece bir parametreyi bozarak geri hı hı. kalan her şeyi tahrip edebileceğimiz bir şey bana söyle deseniz ben size derim ki o şey faizdir. Faizi yanlış yönet, geri kalan her şey bozarsın demiştim. Hı hı. Ve işte Erdoğan bir faiz olgusu üzerinden öyle bir yanlışı tetikledi ki az önce anlattınız. İşte bir milletin 300 milyar doları dövizi tutacağız diye yok edildi. 500 milyara çıkan bir borç var, yüzde yüzleri aşan bir enflasyonu var, gelir dağılımı transferi var, zengini zengin yapan, yoksulu yoksul yapan, devamında asgari ücreti kontrol dışına çıkartan ve az önce anlattığımız şikayetlere hayat pahalılığına neden olan. Dolayısıyla öyle bir kritik yanlış yapıldı ki geride yıkmadığı yakmadığı hiçbir şey bırakmadı. Şimdi açıkçası bunun adına da faiz diyorlar. Şimdi bunun üzerine ben oturdum. Zaten bildiğim, zaten çalıştığım konular. Turan Bey. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de faizle geçen ayetleri çıkardım. Doğrudan faizle ama dolaylı olarak faizle ilintili olanları değil. Yaklaşık okumayacağım onları burada. İsteyen internetten hemen bulur. 6 tane doğrudan faizle. Yani riba Kur'an-ı Kerim'deki geçen şekliyle riba ile ilgili ayet var. Turan Bey altını çizeceğimiz bir şey var. O da şu. Kur'an-ı Kerim ribanın ne olduğunu tarif etmiyor. Faizin ne olduğunu tarif etmiyor. Fakat Müslümanlara diyor ki artık bu ribadan vazgeçin. Bu bir zulümdür. Bu halkın varlığına tecavüzdür. Bu yöntemden vazgeçin diyor. Şimdi ama bunun belli ki belli ki o zaman açıklaması, tarifi yapılmadığına göre demek ki o toplumda bilinen, uygulanmakta olan bir faiz denen bir şey var ki bunu durdurun diyor. Tarif etmeye gerek görmüyor yani. O neydi onu biliyoruz Turan Bey. O da şu. Yani bankacılık sisteminin olmadığı, finansmanın olmadığı, tasarruf mekanizmasının borç alanla borç vereni birlik birleştiren rekabetin olduğu bugünkü bir dünya olmadığı için Tabiri caizse gariban insanların olduğu bir de zalim mafyatik güç odaklarının olduğu bir toplum senin benim gibi gariban insanın acil bir ihtiyacı olunca gidecek bir banka yok bir rekabet ortamı yok bir şey yok boynunu büküyorsun gidiyorsun bir güç sahibine Bu diyorsun ki ben mağdurum bana para ver o da diyor ki benim tanırsın değil mi sen senin yerini yurdunu yok ederim. Bin lira veriyorum. iki bin lira olarak üç ay sonra alırım. Kabul mü? Alıyoruz. Diyorsun ki kabul. Başka çarem yok ki ben çok zor durumdayım. İşte riba budur Turan Bey. Bu tefeciliktir. Yani açık ve seçik Kur'an-ı Kerim'in ve bütün İslamiyet'ten önceki bütün dinlerinde ortaklaşa yasakladığı şeyin adı bu tefecilik, bu riba zalimlerin, tekelcilerin, gaddarların hukukun olmadığı, finansal sistemin, bankacılık sisteminin olmadığı yerde eline kıstırıp yakaladığı garibanı inim inim inlettiği sistemin adıdır. Bir din, bir ahlak öğretinin buna karşı çıkmasından daha doğal bir şey olamaz. Ama bir şey daha anlıyoruz. Bu, buna, buna itiraz yok. Bu Türkiye'de de şu an tefeciler var biliyorsunuz. Türkiye zaman zaman bankacılık sisteminden kredi alamayacak durumda kötü şirketler var. Suçlu kişiler var. Bu kişiler yine gitmektedirler tefecilerden riba almaktadırlar. Yine kendilerini ailelerini batırmaktadırlar. Bununla kumar oynamaktadırlar. Bununla borsa oynamaktadırlar. Bununla bilmem e, toto oynamaktadırlar. Bir sürü şey yapmaktadırlar. faiz yani haramdan alıp haramda kullanıp böyle bir dünya her zaman her yerde vardır. Ama bu dönemde Kur'an-ı Kerim'in bu konuların tarifine giremeyişi bir de o dönemdeki ekonomide böyle bir uygulamanın olmayışından anlaşılıyor ki açık ve seçik para bir finansal enstrüman bir ticari ensüman olarak kullanılmıyor zaten kullanılamıyor mübadele ekonomisi var barter ekonomisi var takas ekonomisi var malla malın alınıp satıldığı değiş tokuşunun edildiği bir ekonomi var o yüzden o konu o günün günün gündemi değil bugünün modern zamanların gündemidir İşte modern zamanların gündemi bu Osmanlı'nın 18. 19. yüzyılda anlamakta zorlandığı şeydir artık finansal sistemi oturmaya başlayan batı, paranın tasarruf edildiği, tasarrufun değerinin korunduğu, paranın borç verilip borç olarak alındığı bir modern dünya kuruldu. Osmanlı bunu anlamaya çalıştı. Nedir diye tam altından kalkamadı ama faizi yasaklamadı da. Çünkü yeni bir olguydu. Tam kavrayamadı ama çeşitli fetvalarla hile şeriyelerle, dolaylı yorumlarla bu faizin önünü kapatmadı ve bu faiz kullanıldı. Şimdi konuşudur Turan Bey. İki boyutu var bunun. Bunu sakince, basitçe söylemek istiyorum. Şimdi birincisi ben paramı tasarruf eden sıradan bir vatandaşım. <laughs> Şimdi toplumların yüzde doksan benim gibi sıradan vatandaşlardır. Yani biz iş yapamayız, girişimci değiliz, şirket kuramayız. Bana kimse diyemez ki Yahu sen 3 kuruş paran var. O 3 kuruş paranla iş yapmak yerine niye paranı bankaya yatırıp da faiz almak istiyorsun? Çünkü zaten bir toplumun %1'i, iki, 3'ü ancak girişimci olabilir. Bu işleri becerebilir. Ben beceremem. Ben zaten param da küçük. Ben küçük bir tasarrufçuyum. Ben ne yapacağım bu parayı? Efendim sen bu paranı o zaman büyük ortaklıklara yatır. Orada paralar biriksin. O birikmiş paralarla iş yapılsın, sen de payını al, karını al, faize bulaşma. Turan Bey şu cümlenin ardından Türkiye Konyalı Holdinglerin, Çorumlu Holdinglerin, Jet Fadılların, Kombassanların biliyorsun Almanya'ya kadar ucu uzanan de, çiftlik bankların bir soygun yatağına döndü. Farkında mısınız? Aynen bu cümleyi kurmuşlardı. Demişlerdi ki tamam iş adamı değilim diyorsun, haklısın. Tamam benim çok param yok ki iş yapayım zaten onunla. Minik bir param var. Ben bu tasarrufumu faize yatırmaktan başka ne yapabilirim ki diyorsun? Git bu işi bilenlere ver. Onlar orada paralar biriksin. Büyük bir işe dönüşsün. Ne oldu o paralar? Çöpe gitti. Buradaki temel ilke de şudur. Turan Bey. Siz benden gelip jet olarak para topluyorsunuz. Sizin bu parayı nasıl kullanacağınızı ben denetleyemem ki. Ben bilemem ki. Ben takip edemem ki. Benim bildiğim ettiğim işler değil ki. Sen git yap et sonunda bana getirirsin verirsin. Bu mümkün değil. Dolayısıyla küçük tasarrufçunun tasarrufunu rekabet ortamında bakın unutmayalım. Japonya'da 30 senedir faizler yüzde sıfıra yakın. Niye? Çünkü arz ve talep arasında bir denge var. İki, çünkü para basıp enflasyon yaratmamışlar. Dolayısıyla sen para basarsan haram olan para basmaktır. Haram olan enflasyon yaratmaktır. Sen bunları durdur. Arz ve talep dengesi kurulsun enflasyon sıfıra yaklaşsın, faizler de sıfıra yaklaşsın. Öngörülebilir, tahmin edilebilir, güven veren ülke yarat, dışarıdan sermaye ve kredi gelsin, faizler sıfır olsun. İnsanlar bu parayı alsın ve kullansın. Dolayısıyla ben küçük tasarrufçuyum, ben paramı enflasyonun üzerinde bana Altını çizerek söylüyorum. Enflasyonun üzerinde bana getiri getirmesi lazım. Şimdi bir fetva çıktı. Dendi ki Enflasyon kadar faiz caizdir. Çünkü senin verdiğin para gerçekte değişmemektedir. Sadece enflasyon nedeniyle tahrip olan kısmı faizle yerine konulmaktadır. Bu caizdir diyorlar. Ben diyorum ki bu fetva gerekli bir fetvadır ama yeterli bir fetva değildir. Niye? Çünkü ben sadece enflasyondan korunmuş olursam benim cebime bir şey girmiş olmayacak ki. Ben küçük bir tasarrufçuyum. Ben kullanmak yerine sizin kullanarak kendi işinizi görmenizi para gö kazanmanızı mümkün kılacağım. O yüzden bana başlangıçta peşin bir ikna edici parayı rekabetçi ortamda vermeniz lazım. Bakın bu riba değildir bu tefe değildir sistem gelişmiştir yüzlerce alternatif vardır bankalar birbirleriyle yarışmaktadır enflasyonda yoksa faiz zaten sıfıra yakındır. Dolayısıyla sen benden almak zorunda değilsin. Bin tane yerden alabilirsin. Böyle bir ortamdaki bu rekabetçi şeyin adı adildir ve bu faiz beni de tatmin edecek bir getiri sağlayacaktır. Dolayısıyla tasarrufçu bir enflasyon üzerinde bir getiri bekler. Bunda yanlış olan bir şey yoktur. Enflasyonun olduğu yerde de zaten faiz mecburen alınmalıdır. Yanlış olan faiz değildir. Yanlış olan para basmak ve enflasyona neden olmaktır. Bunları ortaya koymak lazım. Günümüzdeki modern faiz İslam'ın yasakladığı riba tefecilik faizi değildir. Medeni... Bir yerde sömürü varsa faiz vardır. Dolayısıyla faizin kendisi değil suçlu. Sömürünün kendisidir suç. Yani Türkiye'nin faizleri yüksekse bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı sömürü nedeniyledir. Bakın faiz nedeniyle halk sömürülüyor değildir. Bu cümleyi iyi anlaşılsın. Faizlerin yüksek olması nedeniyle halk sömürülüyor değil. Recep Tayyip Erdoğan başka servet transferi mekanizmalarıyla 1 liralık işi 10 liraya yaptırdığı için bir sömürge ortamını kurduğu için sonucu olarak faizler yüksektir. Dolayısıyla faizlerin üzerine odaklanmak, süreçlerle uğraşmaktır. Sonuçları ve bata sivri sineklerle mücadeleyi bırakıp bataklığı kurutmak gerekmektedir. Bataklığın adı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve İslam ülkelerinin kurduğu zalim gaddar sömürge düzenidir. Japonya'da o yüzden faiz ve enflasyon sıfırdır. Yani şu anki pandemiden bahsetmiyorum ama pandemiden önce İngiltere'de öyleydi. Pandemiden önce Almanya'da öyleydi. Şu an dünyada bir kriz ortamı var. Enflasyon çıktı, faizler de çıktı. Ama bu ortam geçince yine dünyada enflasyon sıfıra doğru gidecek. Yine faizler sıfıra doğru gidecek. Dolayısıyla medeni dünyada faiz yoktur çünkü enflasyon yoktur. Medeni dünyada halkın kaynakları iç edilmediği için para arzıyla para tasarrufu dengededir ve sistem yürümektedir. Konu bundan ibarettir Turan Bey. İster istemez ben size Tok nerede diye sormak durumundayım. Çünkü seçim öncesi cadde sokak Tok gezdirildi. E, seçimde kazanıldı. Fakat ben bunu sorunca tabii Gavar Petrolü yerli uçak, yerli tank gibi birçok şaka şamata da yine gündeme gelmiş olacak. Diyorsunuz ki hocam Türkiye 19. yüzyılın sektörleriyle emek sömürüsü ve devalüasyonla bugünkü çukurdan çıkamaz. Sektörel dönüşüm sağlanması gerekiyor diyorsunuz. Bu sizin ifadeniz. Peki bu sektöre, sektörel dönüşüm nedir ve nasıl yapılır? Şimdi Türkiye'nin sektörel dönüşümü Nereden gündeme geldi Turan Bey? Şuradan gündeme geldi. İşte az önce söyledik. Adam Tabii. O kadar Türkiye sürekli geri kayıyor ki rampada. Gele 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 gele. Kamboçya ile biz nasıl yarışacağız? Bizi Kamboçya ya yarıştırmak için bize çok ucuz elektrik ver. Halka pahalı sat bize ucuz ver. 1 TL, 1 dolar 35 TL olsun. Asgari ücret çok yüksek. Onu geri almamız lazım. Asgari ücreti nasıl geri alırsınız Turan Bey? İki şekilde asgari ücret geri alır. Seçim baskısı altında verdiğiniz asgari ücreti geri almanın iki yolu var. Biri enflasyondur, birisi devalasyondur Turan Bey. Devalasyonla döviz cinsinden verilen maaşı nere düşürürsünüz? Düşürürsünüz 250-300 avro dolar bandına. Tamam dersin, şimdi ben bununla yarışırım dersin. Peki dövizi öyle yaptığın zaman bu devalüasyon ne olarak Türkiye'ye yansıyacak Turan Bey? Enflasyon olarak yansıyacak. Bu sefer enflasyon ne demektir? Şöyle diyelim Turan Bey. Şimdi biz bir malı alsak diyelim ki yüzde %20 KDV ödüyoruz diyelim. X malı alıyoruz. Giderken 100 lira veriyorsak ona demek ki bunun 20 lirasını vergi olarak ödüyoruz. Mal 80 lira. Biz 20 lira vergi ödüyoruz. Şimdi enflasyon %100 arttığı zaman biz ne olacak Turan Bey? Biz bu mala 100 lira değil 200 lira vermiş olacağız. 200 liranın bu sefer ne kadarı e, olacak? %20'si vergiydi. Dolayısıyla 200 liranın %20'sini vereceğiz. Yaklaşık e, işte 40 TL'lik bir vergi vereceğiz. Bakın enflasyon arttığı zaman bizim otomatikman verdiğimiz, ödediğimiz vergi de ikiye katlanmış oluyor. Sadece aldığımız malı daha pahalı almıyoruz. Devlete ödediğimiz vergi de ikiye katlanmış oluyor böylece. Dolayısıyla enflasyon ne yapıyor Turan Bey? Ee, biz e, fakirlerden sabit gelirlerden alarak e, iş sahiplerine e, tekelci fiyatlarla istediği fiyatı koyma ve kazanma imkanı olan şirketlerin işine yarıyor ve. Dolaylı olarak bizden vergi toplamak isteyen hükümetlerin işine yaramış oluyor. Dolayısıyla böyle bir yere bizim buradan çıkmamız lazım diyorum. Bizim buradan çıkmamız için de şu era yani bana ucuz emek lazım. Bana çöpe dönmüş Türk lirası lazım bana ucuz enerji lazım şikayetinin ortadan kalkması için bizim pahalı ürünler üretmemiz lazım. Dünyada karşılığı olan nitelikli ürünler üretmemiz lazım. Türkiye'nin imalat sanayinin tekstil, konfeksiyon ve ayakkabı odaklı üretiminden tasarımına odaklı, kimyasallarına odaklı, marka değerine odaklı e ee, imalat sanayine geçiş yapması lazım. Bunun için mesela dikkat çeksin diye ben Çin'in mesela otomotiv sanayini örnek olarak burada göstermek istiyorum. Çünkü şöyle daha bundan 20 sene önce güneş panelleri hikayesi vardı dünyada. E i̇şte güneş panelleri üretelim. Elektrik enerjisini güneşten elde edelim. Herkes eşitti birbirine. Almanya'da eşitti, Türkiye'de eşitti, Çin'de eşitti. Şimdi oraya büyük bir stratejiyle yaklaştı. Çin dünyanın en büyük güneş panelleri enerji sistemini kurdu. Dünyaya da bunu kurmaya başladı. Şimdi güneş enerjisini panellerini kurabiliyor. Kimyasallarını üretebiliyor. Malzemelerini üretiyor. Verimliliğini yakalamış. Şimdi bakıyorsun Türkiye'ye. Türkiye şununla gurur duymaya çalışıyor. Çin bize dedi ki biz Türkiye'de güneş paneli sistemi monte edeceğiz. Mesela bir şey daha demiştim. Hatırlayacaktır sevgili takipçilerimiz. Çin dedi ki biz bilmem ne telefonunun montajını Türkiye'de yapmaya karar verdik. Şu Erdoğan medyası zil takıp oynadı. Niye Doğu Türkistan katliamının ağzını almıyorlar ya? Almıyoruz. Çünkü bakın adamlar bizde ne yatırım yapıyorlar demişlerdi. Çok enteresan Turan Bey. Çin Türkiye'ye güvenmediği için geçen hafta geçen ay o montaj ele telefon montajı tesisleri Tümüyle Türkiye'den Çin'e taşındı. E, çünkü Türkiye'yi uygun bir güvenilir partner, güvenilir bir montaj üssü olarak görmedi. Bırak üretmeyi. Bakınız bir stratejiyle dünyanın güneş paneli üreticisi olan bir Çin varken... ...Türkiye oradan gelip de bize biraz montaj yapar mı bizde noktasına düşmüş bir Türkiye. Aynı şey... Şimdi elektrikli otomobil piyasasında oldu. Yine 20 sene önce neredeyse kimse de yokken, herkes eşitken Türkiye bir TOG diye bir yalanı uydurdu. Seçimde insanların önüne ithal ettiği TOG'ları bakanlara, önde giden valilere, kaymakamlara verdiler. Halkı bir manya döndürdüler. Şu an şarj istasyonu yok. Bataryası Türkiye'de üretiliyor değil. Beyni monte edilebilmiş, verimli bir beyin yapılamadı. Kısaca şu an TOG, MOG yok ortalıkta ve zaten seçim bitti. Onlar da Türk uçağı gibi, Türk tankı gibi, onlar da uzayın boşluğuna kayboldu, gittiler. Ama elektrikli otomobil üretiminde Çin bize büyük bir ders veriyor. Bakın bir istatistik paylaşayım sizinle. Mesela geçen sene dünyada satılan her yedi arabadan birisi artık elektrikli arabaya döndü ve dünyada 10 milyon yeni elektrikli araç satıldı. Yani şöyle diyelim 2022 yılında satılan elektrikli otomobil 2021 yılına nazaran %60 oranında arttı. Bir pazarın büyümesini görüyor musunuz Tuğran Bey? Nasıl bir hızla büyüyen bir pazarla karşı karşıyayız? Ve doğrusu 2030'la birlikte Avrupa Birliği İngiltere başta olmak üzere birçok medeni ülkede Turan Bey artık benzinli araç, dizel araçların üretimi ve satışı yasaklanıyor. Dolayısıyla elektrikli otomobil pazarındaki patlamanın alıp başını gideceğini görüyoruz. Dolayısıyla Çin bir kere bu vizyonu gördü. Biz geleceğin vizyonu nedir? Bakın burada bir grafik var elimizde. İsterseniz onu paylaşalım. Çok güzel bir grafik. Örneğin sadece 2011 yılında dünyada görüyorsunuz bir elektrikli otomobil satışı neredeyse yok. Ama mesela bakın şimdi bir de lütfen 2021 yılındaki verilere bakın. Dünyada elektrikli otomobil satışı 7 milyona yaklaşmış. Az önce istatistik verdim. 2022 yılında bu yıl 10 milyona zaten çıkmış. 10 milyon ve bu 10 milyonluk elektrikli otomobil satışının kafadan en az yarısını kim yapıyor? Çin'de yapıyor. Devasa bir pazar. Çin hem üretiyor hem iç piyasasında satıyor hem de dünyaya ihraç ediyor. İkinci ülke ancak konuşabiliriz. İşte bir ölçüde ikinci sırada bakıyoruz. İşte Almanya ikinci sırada yer alıyor işte Amerika Birleşik Devletleri üçüncü sırada yer alıyor ve böyle sıralanıp gidiyor ama görüyorsunuz dünyada adeta bir Çin olgusu var. Şimdi esas bizim konumuz ne Tuğran Bey? Çin bunu nasıl yaptı? Çin bunu nasıl başardı? Bakın size bir ipucu vereyim. Şimdi bu e, 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 elektrikli otomobil üreteceksiniz ama bunun beyni var, bunun motoru var, bunun bataryası var ve bütün bunların senkronize edilmesini gerektiren müthiş bir novha var. Hiçbiri o aşamada Çin'de yok. Şimdi Çin dedi ki bunlar nerededir? Bu bilgileri biz nereden toplayıp bir araya getireceğiz diye bir strateji kurdu ve onu şimdi biraz anlatmak istiyorum. Örneğin bir ayağında Çin'in biliyorsunuz bütün dünyaya açıldığı şirketleri Çin'in büyük oranda devlet şirketleridir. Devasa devlet şirketleriyle Dozer gibi gidiyorlar. Fakat Çin bu piyasada Amerika'ya nüfuz etmek için bir devlet şirketine izin verilmeyeceğini düşündüğü için Wang Xian Grup denen işte bir grup var. O özel sektör şirketi 1960'larda 70'lerde kurulmuş olan bir Çin şirketi. Bu Wang Xian Grup'a dendi ki sen özel sektör şirketi ayaklarına gideceksin Amerika'da bu lityum batarya üreticisi olan A123 şirketin adı o. Burada da tablo olarak koydum. A123 şirketini gideceksin satın alacaksın. Şirket zor durumda. Finansal olarak iyi bir dönemden geçmiyor ama şirket çok yüksek teknolojilere dayalı elektrikli araçlar için yüksek performanslı lityum batarya üretiyor. Enerji depolayabiliyor. Lütfen bu şirketi satın al dediler ve gitti bu Vaxian Grup Amerika'nın bu kimsenin dikkatini çekmeyen şirketini tuttu, satın aldı. Çin elektrikli araçlar için 2015'te bir strateji belgesi yayınladı. Bu yolu nasıl yürüyeceğine dair hem iç pazara nasıl ağırlık vereceğini hem ihracata nasıl ağırlık vereceğini hem böylece e, Çin dünyadaki en temiz şehirlerden hedefliyor. Turan Bey çok enteresan geçen bir istatistik gördüm dünyanın en kirli şehirleri listesi verilmiş. 10 şirketin en az 6'sı Hindistan'dan. Bak Çin'in dibinde. Çin'den sadece bir şehir kalmış orada. Bundan 20 sene önce o ilk 10 şehrin yarıdan fazlası Çin'dendi. Çin bu strateji açıkladı ve Çin halkı için temiz havası olan dünyanın sanayi üssü olmasına rağmen böyle bir başarılı bir geçiş yaparak o en kirli şehirler listesinden hızla çıktı. Elbette ki Pekin hala çok kirli. Elbette ki Şanghay hala çok kirli. Ben ikisi gittiğim zaman gerçekten genzim yandı. Nefes alamaz hale düştüm ama hızla oradan çıkıyorlar. En azından dünyanın en kötüleri listesinden çıkabilmiş durumdalar. Dolayısıyla böyle stratejiler kurdular. Tabii ki Arge merkezlerini kurdular. Şarj istasyonlarını planladılar ve kurdular. Çin'den, Amerika'dan satın aldıkları bu şirketle batarya teknolojisini ithal ettiler ve sonu bakın enteresandır. Bu elektrikli otomobil üretecekseniz e, Turan Bey pil ve elektrik motoru yapımında kullanılan madenleri ve teknolojileri kontrol altına almanız lazım. İşte evet. A123 şirketini satın alarak e, o teknolojiyi ele geçirdiler. Dünyada kobaltın %50'si Kongo'da Çin, Kongo'da dev yatırımlar yaptı. Na nasıl yatırımlar yaptı Turan Bey? Kongo gibi ülkelere dediler ki size e, otoban yapalım. Siz yapamıyorsunuz, paranız yok. E, size baraj yapalım, paranız yok. Size liman yapalım, paranız yok. Karşılığında para vermenize gerek yok. Kobalt madenlerinizi bize satacaksınız karşılığında. İşte mesela nikelin %50'si Endonezya tarafından ihraç ediliyor. Çin çoğu madenleri burada kontrol ediyor. Eee madeni vardır. Mang Mangenez madeninin %75'i Çin'in kontrolünde. Grafitin eee e, madeninin %50'si Çin'in kontrolünde. Lityumun üçüncü büyük üreticisi artık Çin ve lityum rafine kapasitesinin yüzde altmışı sadece Çinde bulunuyor. Dolayısıyla şunu söylüyoruz ve bir de batarya üretiminde kullanılan nadir elementler diye bir şey var, rare earth mineral diye bir şey var. Nadir elementler dünyada işte bu batarya teknolojisinde çok önemli ve bunun yüzde doksanı Çinde. Yani sen bir şey yapacaksan bende bunun nesi var? Her şeyini mi dışarıdan alacaksın? Hiçbir şeysi yok mu sende? Hayır. Bunun en kritik madeni zaten benim ülkemde. Ve ben bunu maden olarak satmayacağım. Altını çizelim. Türkiye'nin topraklarını, madenlerini ham madde olarak dünyaya satarak kalkınacağını zanneden bir AKP'nin yanında Çin diyor ki dünyadaki bütün madenleri alacağız, kapatacağız. Ama Çin'de olan nadir elementleri de dünyaya satmayacağız. Çünkü Çin'in otomotif üzerinde e, kullanacağız. Şimdi bu işleri bitirdiler, başardılar. Çin'in bir sorunu var. Tabii Çin malı elektrikli otoyu henüz Avrupalı içine sindirip almıyor. Çünkü servis ve imaj kaybını yani markalaşma ayağını, ürete yapamıyorlar. Japonya'nın geçmişte Japon otomotiv sektörüyle, Japon elektronik ürünleriyle ilgili sürdürdükleri muhteşem markalaşma çalışmalarını komünist kültürden, hiyerarşik kültürden, emir komuta kültüründen gelen Çin henüz e, başaramadığı için geride ama 10 seneye kalmaz bütün ba bütün batılı marka tasarım şirketleriyle, pazarlama şirketleriyle anlaşıyorlar. Yakında bu altyapı da bitecek. Çinli ürünlerin imajı düzelecek ve dünya piyasalarını elektrikli otomobilde baştan sona fethedecek devam edecek. Dolayısıyla sektör planlaması derken, sektörel dönüşüm derken Türkiye'yi geleceğe taşıyacak, stratejik değeri, katma değeri yüksek olan, halkımıza, ülkemize teknoloji transferini sağlayacak, bilgi becerisini artıracak ve Türkiye'yi tabiri caizse ham madde ve enerji ithal eden ama dünyaya çok değerli Japonya gibi nitelikli makineler, aletle edevatlar satan bir ülke haline getirmek gerekir. Şimdi bizim TOG'la bağlamak gerekirse geçen bir haber aldık, komik bir haber. Efendim Volvo ile bir TOG çarpışmış da TOG da hiçbir şey olmamışmış, Volvo ikiye katlanmışmış. Tabii böyle bir ülke yapacak bir şey yok. Halbuki bilgili bir halkımız olsa hemen orada sorulacak soru açıktır. Dersin ki senin arabanın dayanıklılığının testinin yapıldığı bir test vardır zaten. O testin adı Euro NCAP testidir. Zaten o Euro NCAP testinden geçemeyen bir araba dünya yollarında trafiğe çıkamaz. Dolayısıyla TOG'un NCAP testi yok zaten. Avrupa'da götürüp de bu testi yaptırttıramamışsın geçemez bu testi diye zaten. Yani Türkiye'de belki sürebilirsin. Türkiye'nin sınırların ötesinde TOG'u trafiğe bile indiremezsiniz. Öyle bir şey yok. Ama işte ne yapalım? Bütün Türkiye'nin gündemi operasyonla, manipülasyonla, maalesef e, politbüro istatistikleriyle halkın algısını bulandırmak üzerine kurulu günü gün eden iktidarı ele geçirmek ve tutmak üzerine kurulu ama Türkiye'nin geleceğini feda eden bu yaklaşımı maalesef burada da görüyoruz. Peki hocam her zamanki gibi bir son sözlerinizi alayım varsa sonra programı kapatalım hocam. Ee, çok kısaca bir husustan bahsetmek isterim Hı -hı. zamanınızı almadan Turan Bey. Şimdi bu Çin konusunu bu programda yine bayağı sözünü ettik. Elektrikli otodan dolayı söz ettik. Afrika'da ülkelerin stratejik varlıklarını yok kapatırken ele geçirme yönteminden bahsettik. Doğu Türkistan'daki zulmü unutturmak için İslam ülkelerine yedirdiği rüşveti söyledik. Şimdi Türkiye ile ilgili de enteresan bir şey oldu. Biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük online ticaret şirketi trend yol var. Bu bir Türk şirketiydi, bunu Çinliler satın aldı. Trend Yol Şirketi Cumhuriyet Gazetesi'nin yöneticilerine e, bisküvi kutularında, ayakkabı kutularında 500 bin TL kadar rüşvet göndermiş ki Cumhuriyet Gazetesi'nde İpek Yolu Şirketi ile ilgili, Trend Yol Şirketi ile ilgili olumlu haberler çıksın diye. Bunu Cumhuriyet Gazetesi'nin üst düzey bir yöneticisi açıkladı. Gazeteyle de ilişkisi kesildi, yazıları da sansürlendi. Tabi biliyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan ne zaman hırsızlık yaparken yakalanırsa ne diyor? Ezanlar susmayacak, bayraklar inmeyecek, İsrail'in uşaklarısınız. Kemalist militanlarında ne diyeceğini tahmin etmekte zorlanmayız. Kemalist militanlarda çıktılar dediler ki Cumhuriyet Gazetesi Kemalizmin kalesidir. Kemalizmin kalesini yıkamayacaksınız, Kemalizmin kalesini düşüremeyeceksiniz dediler. Halbuki açıklamaları gereken şey şuydu. Siz nasıl bir medyasınız ki Çin şirketinin propagandalarına alet olmak için para alarak yanlış haberler yapıyorsunuz. Sonunda enteresandır. Nasıl ki Re Reza Zarraf Erdoğan'ın bürokratlarına ayakkabı kutularında verdiği paraları Sonra o paraları biz almadık yalandır diyenler nasıl gitti sonra aldılarsa Cumhuriyet Gazetesi de bu aldığı 500 bin TL'yi kutulara koyarak ortaya çıkınca geri göndermiş. İyi mi aha da alın başınıza çalın paranızı geri gönderiyoruz diye. Şimdi bunu şunun için söyledim maalesef Türkiye'de Çin'i komünist ve sol zanneden bir kesim var. Çin'in yaptığı zulümlere hep pozitif yaklaşan bir kesim var ve maalesef Çin Türkiye'ye solcu medya üzerinden sirayet etmeye çalışıyor. Bütün sol için söyleyemeyiz bunu. Bütün sol yayın organları için söyleyemeyiz ama örneğin Türkiye'de Alevi Türkileri şarkıları çalan bir radyo vardı. Çok meşhur bir radyo. Hani adını vermeyeceğim ama geçen duydum ki Çinliler bunayı satın almışlar. Şimdi Cumhuriyet'e böyle yaptılar. Dolayısıyla şunu uyarmak istiyorum. yani Çin bir komünist bir ülkede değil zaten. Çin zalim, gaddar, piyasa düşmanı, insan hakları düşmanı bir ülke. Ülkemize de sirayet ederken her önüne gelene rüşvet yediriyor. Dinciye de yediriyor, solcuya da yediriyor, herkese yediriyor. Yemek üzerine hayatını kuran herkese yediriyor. Onun için e, bu konularda... Uyarmak istiyorum ve Çin'in ülkemize uzun kollarıyla sharp power politics dediğimiz güç politikalarıyla medyayı, üniversiteyi, bilim adamlarını satın alarak susturma ve Doğu Türkistan'da ve başka yerlerde yaptığı zulümleri kapatma politikalarına aracılık yapmamak gerekiyor. Son cümle şu hatırlayacaksınız İpek yolu üzerine Türkiye Rekabet Kurumu bir araştırma yaptı çünkü çok fazla hukuki ihlaller yaptığına dair şikayetler alındı. Çok enteresandır. Rekabet Kurumu soruşturmayı açtı Trendyol Yol şirketine. Ama çok enteresan bir şey oldu. Onu burada zaten konuşmuştuk detaylıca. Rekabet Kurumu İpek trend Yol şirketinin üst düzey çalışanı bir kadını Rekabet Kurumuna devlet görevlisi olarak aldı. İyi mi? Yani Türkiye'nin Rekabet Kurumu Çin'in Trendyol'unu Yol'unu araştırırken Trent yola dedi ki, ey Çinli kardeşim sen üzülme, biz elimiz mahkum, size şikayet var, sizi incelemek zorundayız. Ama siz bir elemanınızı rekabet kurumuna yerleştirin, sizin elemanınız buradan gelsin Türk Devleti adına sizi incelesin dedi. Zaten oradan bir ceza mezara çıkmadı Turan Bey ve kapatıldı. Evet. Şu ülkemizin dünyada düşürüldüğü duruma dair acı verici bir gerçeği daha böylece paylaşmış oluyoruz. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Turan Bey. Evet haftaya bir başka gerçek ekonomi programında Profesör Doktor İbrahim Öztürk birlikte bu ekranlarda karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.